Emekliye 15 bin lira seyyanen zam. Milyonları heyecanlandıran gelişme. Türkiye Emekliler Derneği TÜET Başkanı Kazım Ergün, enflasyona göre yapılan yüzdeli zam modelinin değiştirilmesini talep ederek, emeklilere 15 bin Türk lirası seyyanen zam yapılmasını beklediklerini açıkladı son 5 aylık enflasyon oranının %22,72 olarak açıklanmasının ardından emekliler, Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zam oranını belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon verisine odaklandı. Ergün, geçmişte memurlara verilen 8077 TL'lik seyyanen zamın emeklilere de verilmesi gerektiğini vurguladı. Ergün, seyyanen zam beklentileri hakkında şunları söyledi. Seyyanen zam beklentimiz devam ediyor, çünkü yüzdeli artışlar, eşitsizliği daha da derinleştiriyor. Ülke büyürken emekli maaşları sadece TÜFE'ye endeksli olduğu için bu büyümeden pay alamıyorlar. Büyümeden emeklilere de pay verilmesi için seyyanen zam yapılmasına ihtiyaç var. Memurlara verilen 8077 TL'lik zamın emekli keseneği kesilmediği için memur emeklisine yansımadığı bir durum var. Bu yanlış düzeltilirse, işçi ve memur emeklilerine de bu farkın verilmesi gerekecektir. Büyüme oranı ve daha önce verilmeyen 8077 TL'lik zammı düşündüğümüzde, hak edilmiş seyyanen zam 12.000 lira civarında olmalı. Ancak, geçen yılın 8077 TL'si bu yıl aynı değeri taşımayacağından, emeklinin seyyanen zam beklentisi 15.000 liraya çıkmıştır. Ergün ayrıca, aylık bağlama sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirterek, mevcut sistemin yoksul emekliler yarattığını ifade etti. Ergün, aylık bağlama oranı %70'den %35'lere indi. Bu durum emekliler için ciddi kayıplara yol açıyor. Bu parametrelerin değişmesi gerekiyor, dedi. 3000 TL'lik bayram ikramiyesini de eleştiren Ergün, bayram ikramiyesi artışının da belirli bir sisteme oturtulması lazımdı. Hükümet ne yazık ki bu artış sistemini getirmedi. 1000 TL'lik bayram ikramiyesi enflasyon oranında bile artırılsa, rakam 5000 TL'yi geçerdi. Emekli, 1000 Türk lirası bayram ikramiyesi aldığı dönemde 700 TL'ye bir kurban alabiliyordu, bugün 3000 TL'ye bile kurban bulmak mümkün değil şeklinde konuştu.